LGS'ye son 108 gün çalışanlar için çok değerli bir süre. Bu 108 günü çok iyi değerlendireceğiz ve inşallah hayallerimizdeki okulları kazanacağız. Haftanın sözüne baktığımızda Zig Ziglar isimli bir düşünür diyor ki başlamak için mükemmel olman gerekmiyor. Ama Burada tabii virgül olmaması lazım. Burayı hemen kapatalım şöyle. Ama mükemmel olmak için başlamalısın. Bu kadar basit. Gerçekten de eğer iyi bir liseyi kazanmak istiyorsak hemen bir an önce çalışmaya başlamamız lazım. Hemen bir an önce viteslerimizi yükseltmemiz lazım. Ya işte şöyle eksiklerim var matematik. hayır hayır hiç buna gerek yok. 108 gün var. 108 gün çok değerli. Bu süre zarfında iyi bir çalışma yaparsak hiçbir lise bizden kaçamaz. Haftanın sorusuna baktığımızda Yağmur Oran 145 beğeni almış. Hemen sorularıyla başlıyoruz. İkinci dönemde 300 ve üstü ideal bir soru sayısı mı? Tabii ki ideal bir soru sayısı. Zaten arkadaşlar 2022 LGS geldiğinde biliyorsunuz ki sözel bölümde 50, sayısal bölümde 40, toplam 90 soru çözeceksiniz. Yani beyniniz Öğleden önce sabahleyin 90 soru çözmeye çok rahat alışmış olması lazım. Yani yorulmaması lazım, kondisyonu yüksek olması lazım. Siz günü 300 soru çözerseniz bu süper olduğunuz gösterir. Tabii ki burada verim de önemli. Soruların yanlışlarını üzerinden geçerek kontrol etmeniz önemli. Ama şu kesin ki çok çalışan kazanır arkadaşlar. Dolayısıyla 300 soru çok güzel bir rakam. Derslere göre soru dağılımında matematiğe ağırlık vermeli miyim? Tabii ki vermelisin. Matematik önemli. Ama burada şu hata yapmamalısın. Bunu önceki videolarımızda da gösterdik. Mesela bu öğrencimiz... ...yüzde üçlük dilime girmiş. 2021 LGS sonuçları... ...16 Türkçe, 15 Matematik, 15 Fen yapmış. Yanlışları şimdi söylemek istemiyorum. Dolayısıyla bak, 15 tane Matematik yapmış... ...yani neredeyse 14 net oluyor. Ve üçüncü dilime girmiş. Ama şu öğrencimize bakalım. 12 Matematik yapmış. Yani iki, iki yanlış birazını götürdüğü için... ...12 Matematik yapmış ama birinci dilime girmiş. Niye? Çünkü 19 Türkçe, 19 Fen yaptığı için. Bakın, bu öğrencimiz... 14 matematik yapıyor 3. dilimde. Bu öğrencimiz 12 matematik yapıyor birinci dilimde. Ya da başka bir öğrencimizi göstermek istiyorum. Bu öğrencimiz 8 matematik yapmış. Yani bakın 6 yanlış iki doğruyu götürür. Dolayısıyla 8 matematik yapmış ama feni ve Türkçe'yi iyi yaptığı için o da üçlük dilime girmiş. Dolayısıyla matematiğe tabii ki ağırlık vereceğiz. Tabii ki önemli. Ama diğer derslerimizde sakın sakın göz ardı etmeyeceğiz. Yani Türkçe ve feni çok çok iyi yaptığımızda ve diğer dersleri de çok iyi yaptığımızda matematik eksikliğimizi giderebiliriz. O yüzden eğer hepsini yaparsak o zaten çok çok iyi bir şey yani o süper bir şey. Ama eğer hani bir yerden feragat etmemiz gerekiyorsa o zaman tabii ki lütfen ağırlığınızı çok iyi olduğunuz derslere daha fazla verin. Yani Türkçeniz iyi ise 17 yapıyorsanız onu 20 yapmaya çalışın. Feniniz 15 ise onu 19 yapmaya çalışın. Matematiğinizi tabii ki asla ben artık matematik çalışmıyorum diyemezsiniz. Matematiğe mutlaka çalışacaksınız ama az önce gösterdiğim netleri de unutmayın. Deneme netlerinde matematiği artırmak için nasıl bir yol izlemeliyim? Arkadaşlar matematik sabır gerektiriyor. Ve matematikle alakalı şöyle bir şey de var. Hani 5 6 7'deki eksiklerimiz yüzünden bazen 8. sınıftaki soruyu çözemeyebiliyoruz. O yüzden bazen geriye dönük bazı konuları yeniden tekrar etmek, yeniden tamamlamak gerekiyor. O yüzden biz zaten sizlere matematikle alakalı temel orta sınav tarzı veyahut da işte kolay orta zor yöntemini sunuyoruz. O yüzden arkadaşlar mutlaka mutlaka sizler soruları çözerken bu sıraya dikkat etmenizi tavsiye ediyoruz. Mesela bakın Kitaplarımızda biz hep şunu göstermeye çalışıyoruz sizlere. Mesela bu temel soru. Ama hocam yeni nesil gibi duruyor. Tamam yeni nesil gibi duruyor ama esasında kolay. İçinde bir iki işlem var. Bu da temel soru. Bu orta soru. İçinde bir iki işlem daha fazlalaştı. Sonrasında zora geçiyoruz. Yani hatta bu zor soruları bile yani yeni nesil soru dediğimiz içerisinde birden fazla işlem olan soruları bile hemen iki dakikada yapmak zorunda değilsiniz. Ama hocam LGS sayısalda bize bir soru için iki dakika verecekler. Biliyorum ama şu anda... Belki beş, belki dört, belki altı dakikada yapabilirsiniz. Hatta on dakika bile verebilirsiniz. Zamanla o sürede kısalacak. Zamanla netleriniz de artacak arkadaşlar. Şimdi mola süremi ayarlayamıyorum ve daha çok uzatıyorum ne yapmalıyım? Bazen mola süresini ayarlayamamamızın sebebi derse tam konsantre olamamamızdır. Yani ...derse geri dönmek isteyişimizin az olmasıdır. Ya ne güzel dinleniyorum işte, ne yapacağım derse geri döneyim dersiniz. Halbuki hedefiniz belliyse, netleriniz artmaya başladıysa, vazgeçmiyorsanız... ...ve az önce gösterdiğim şey çok önemli, bakın. 8 matematik yapmış, üçlük dilime girmiş, yani fen listesi demek oluyor bu. Bu arkadaşımız ise ee, kaç matematik yapmış, nerede özrünü bulamadım. Ha, bu arkadaşımız ise 14 matematik yaparak üçlük dilime girmiş. Yani bazı şeyler iyi bilerek, ya ben şu anda matematikten sıkıldım, beynim yoruldu... Matematiğe de geri dönmek istemiyorum dediğiniz an. Ya bir dakika sadece matematik yok diyor. o zaman hadi bakalım inkılap. O zaman hadi bakalım Türkçe. O zaman hadi bakalım fen demelisiniz. Bol bol Türkçe paragraf sorusu çözdüğünüzde de zaten sadece paragraf Türkçe netleriniz değil, matematik netlerinizde, fen netlerinizde, diğer sözel derslerdeki sorulardaki netleriniz artacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla yani molayı uzattığınız an belki de geri dönmek istemiyorsunuzdur. Yani ya şimdi kim çalışacak matematik diyorsunuzdur. Halbuki oraya Türkçe koyun, oraya İngilizce koyun, din koyun. Hemen geri dö dönersiniz çalışmaya. Sözeli fullemek istiyorum. Harika. Ama en basit noktalarda hata yapıyorum. Dikkatimi toplamak için ne yapmalıyım? Sözeli fullemek istiyorsan sözeli fullersin Yağmur. Bunun için yapman gerekeni biliyorsun. Bol bol soru çözmek. İlk başta dikkat hataları yaparsın. Sonra bilgi hataları yaparsın. Sonra bazı hataların böyle seni sinir eder Ama zamanla yapacak hata kalmaz ki. Bir sürü soru çözmüşsündür. Ve sınavda da hepsini doğru yaparsın inşallah. Burada sözeli fullemek için bol bol paragraf çözmeyi de tavsiye ediyorum tabii ki. Buca İnce Özer Tırnaklı Fen Lisesi haftanın okulu arkadaşlar. 052 dilimde aman Allah'ım. Gördüğünüz gibi tıplar, mühendislikler, diş hekimlikleri yani İzmir'in önemli fen liselerinden bir tanesi zaten İzmir Fen Lisesi çok yüksek. Bu da yine çok yüksek olan fen liselerinden bir tanesi. Hukuklar, mimarlıklar, çok güzel bölümleri buradan kazanabiliyorsunuz. Zaten Türkiye'deki bütün liselerden, bütün Anadolu liselerinden, bütün fen liselerinden de bu okulların hepsini kazanabilirsiniz. Aynı şu anda Türkiye'deki bütün okullardan LGS'de başarılı olduğunuzda bütün fen liselerini kazanabiliyorsunuz ya. Aynı şey burada da geçerli. Ama tabii ki bu okullarda okumak, burada kuracağınız arkadaşlıklar da çok çok değerli. Haftanın kaynağına baktığımızda paragrafonsu görüyoruz arkadaşlar. Paragrafons gerçekten efsanevi bir kaynak. Paragrafonun bir üst seviyesi, hızlama ve odaklanmayı sağlayan bir kitap. Bu kitapta arkadaşlar ilk başta dörtlü denemeler var, sekiz dakika çözüyorsunuz. Aa, hocam LGS'de bir soruya bir buçuk dakika veriyorlar Türkçe'de. Hayır, biz daha fazla. Sonra yedi dakikaya düşüyor. Sonra altı dakikaya düşüyor. Sonra dört dakikaya düşüyor. Bak, gittikçe süre ilk başta fazla verdik ama sonra yavaş yavaş süreyi azaltıyoruz. Ardından altılı denemelerde on iki dakika verip 11 dakikaya, 10 dakikaya sonrasında yavaş yavaş kaç dakikaya? 9 dakikaya düşürmüş. Hatta ve hatta 8 dakikaya düşürmüş. Aynı şey e, denemede devam ediyor. 6 dakikaya kadar düşebiliyor gördüğünüz gibi. Sonrasında onlu denemeler var. Yine uzun uzun süreler verip sonra azaltıyoruz. Ardından 12'li denemeler var ve bu şekilde sürekli süre yönetimini sağlıyorsunuz. İlk başta biraz fazla süre veriyorsunuz ama sonra süre gittikçe azalıyor. Ve tamamı da yeni nesil LGS'de 2022'de karşınıza çıkabilecek soru tarzları. Mesela biz bu soruyu e, 2021'de öğrencilerimiz çözdüler. 2021 LGS'de bu sorunun aynısı geldi arkadaşlar. Dolayısıyla 2022 LGS'de de dejavu hissi yaşamak istiyorsanız yani "Aa ben bunu görmüşüm" demek istiyorsanız bu paragrafons kitabını ve diğer kitaplarımızı çözmeyi tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Evet, bunu açıklamadaki Tonguç mağaza linkinden ya da size en yakın Tonguç kapısından ulaşabilirsiniz. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Çalışmaya devam ettiğinizi biliyoruz ve sizleri de çok seviyoruz.